Arkadaşlar iyi geceler, iyi çalışmalar diliyorum ya da iyi uykular diliyorum. Karakök yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Şekil 1'deki bilgisayarın e, ekranında 6 adet geometrik şekil görülüyor. Bu şekillerden 2 tanesi birbiriyle yer değiştirecektir. Örneğin altıgen ile kare yer değiştirdiğinde şekil 2'deki gibi bir görünüm elde ediliyor. Buna göre arka arkaya 2 defa yer değiştirme işlemi yapıldığında yıldız sembolünün aynı yerde kalma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar iki defa yer değiştirme yapacağız. Yani mesela önce iki tane seçip onları değiştireceğiz. Daha sonra başka iki tane ya da yine aynı iki taneyi seçip ya da o ikisinden birini seçip bir de başka birini seçip yine yer değiştireceğiz. Ve son durumda yıldızın yeri değişmesin diyoruz. Diğer beşinin yeri değişebilir sıkıntı yok. Ama yıldızın yeri değişmesin diyoruz arkadaşlar. Burada benim aklıma şu geliyor. Öncelikle altı tanenin içinden iki tane seçeceğiz. Altının ikilisinden altı çarpı beş bölü 2 çarpı 1 yani 15 durum olduğunu söyleyebiliriz. Hemen paydamızı 15'e yazalım. Elimizde 15 farklı seçim hakkı var. Bence önce şöyle düşünelim. Biz yıldıza hiç dokunmayalım. Yıldızın dışındaki 5 tanesi ilk yer değiştirmede de ikinci yer değiştirmede de Onların içinden seçip değiştirelim. Bu şekilde zaten yıldızımızın yeri hiç değişmemiş olur. Bizim istediğimiz durum sağlanır. Yıldızı bir kenara koyduk. Kalan 5 tanenin içinden ikili seçeceğiz. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den bize kaçı verecektir? 10. Yıldızın olmadığı herhangi bir seçim 10 ne hani oluyormuş. 10 bölü 15 olasılık geldi. Bu birinci yer değiştirme. İkinci yer değiştirmede de yine yıldıza dokunmuyoruz. Yere değişmesin diye. Diğerlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yine aynı mantıkla kalan 5'liden 2'li seçeceğimiz için 10 bölü 15'in geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İlk durumumuz bu. İkinci durumda da arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. Örneğin biz yıldızla üçgeni alırız. İlk yer değiştirmede yıldızla üçgen yer değiştirir. İkincide de tekrar yıldızda yine üçgen yer değiştirmiş olur. Yani e, yıldızda üçgen yer değiştirdi. Yıldız üçgenin yerine üçgen yıldızın yerine gitti. Daha sonra tekrar aynılarını değiştirince yıldız eski yerine döner. Üçgen de eski yerine döner. Aslında hiçbirinin yeri değişmemiş olur. Yıldız ve üçgen üzerinden düşünelim. Yıldız ve üçgen üzerinden düşündüğümüzde bizim 15 durumdan yıldız üçgeni seçme olasılığımız kaç tanedir? Bir tanedir arkadaşlar. Buradan kaç olasılık gelmiş olur? 1 bölü 15 olasılık gelmiş olur. 15 tane ikilimiz var. Yıldız da dahil içine. Yıldız kare olabilir, kare üçgen olabilir, hepsi olabilir. 15 durumdan biz yıldız üçgen olan bir durumu istiyoruz. İkincide de bunu seçelim dedik. Öyle değil mi? Bunu seçelim ki tekrar yıldız kendi yerine, üçgen kendi yerine dönmüş olsun. Yıldızın yeri değişmesin. O da bize aynı şeyi seçeceğimiz için yine 1 bölü 15 olasılık vermiş olur arkadaşlar. Peki bu 1 bölü 15 çarpı 1 bölü 15'ten ben bunu yıldız kareyle yapabilirdim. Yıldız daire ile yıldız altıgenle, yıldız dörtgenle yapabilirdim. Kaç tane var bu durumdan? 5 tane var. Onun için bir de bu durumu kaçta çarpmış olacağız? 5'te çarpmış olacağız. İşte bu ilk durumda yıldızı hiç oynatmadık. İkincide de yıldız yıldızla herhangi birini değiştirdik. İkinci hamlede de yine yıldızda herhangi birini değiştirdik ve yine yıldız yerinde kalmış oldu. Bunlar bizim aradığımız tüm olasılıklar olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Bu toplam bize istediğimiz yıldızın yerinin değiştirmemesi, değişmemesi durumunu verecektir arkadaşlar. Ne gelir? 10 kere 10'dan 100 gelir. 100 bölü 225 geldi. Yandan da arkadaşlar 5 bölü 225 geldi. Bu da bize neyi vermiş oldu? 105 bölü 225'i verdi. 105 neydi? 7 çarpı 15. 225 de 15 çarpı 15'ti. De. 15'ler giderse aradığımız olasılık 7 bölü 15 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.